için şu kapıyı. Bunu bana yapamazsınız. Cüneyt, kendine gel. Oğlum git aç şu kapıyı. Ya yapma Allah aşkına anne. Eylül laftan sözden anlamıyor. Onun anladığı tek dil bu. Oğlum kız hamile. Aramızı ördüğü duvarı gör artık. Seninle ve babamla onun yüzünden ne hale geldik? Ben artık Eylül'ü falan düşünmek istemiyorum. Bu durumda olmamızın tek sorumlusu Eylül değil. Biliyorsun değil mi? O sadece bir aile istiyor. Kızına bir baba istiyor. O çocuk benim değil. Cüneyt, aç kapıyı. Aç dedim. Ben açacağım. Bu kadar vicdansız olamazsın. Bu kapıyı açmayacaksın anne. Eylül'ün hayatımı mahvetmesine artık izin vermeyeceğim. Ya anne neden anlamıyorsun? Bu kız evimize geldiğinden beri başımızdan bela eksik olmuyor. Görmüyor musun? Aç dedim kapıyı, aç! Aç dedim! Alper, Cüneyt beni kapının önüne koydu. Hayır, o kadar kolay değil. Buradayım hala. Ne yapacağımı biliyorum ben. Buradayım, bekliyorum seni. Şahin! Babacım kalksana, ne oldu sana? Baba. Yardım edin, kaldıralım. Şahin! Sakin olun lütfen, sakin olun. Baba! Sakin. Babacım. Ne oluyor babama? Ya kurtarın onu, ne olursunuz! Bahar tamam, sakin ol. Babamın neyi var ha? Neyi var babamın? Neyi var? Babanız hiç iyi değil. Sinan. Bir an önce böbrek nakli yapılması gerekiyor. Yoksa hayatı tehlikede. Kalk dedim sana. Ben artık Eylül'ü bu evde görmek istemiyorum, tamam mı? Büyük bir yanlış yaptık. Feride'yi bu evden gönderdik. Bir felaket aldık evimize. Ama şimdi her şey olması gerektiği gibi. Feride yanımızda, Eylül dışarıda. Kapının önüne koyup metresini mi aldın evimize? Ya sen niye üstsüz bir kadınsın ya? Eylül Allah aşkına defol git buradan. Zühre anne, bari sen bir şey yap, bu rezilliğe izin mi vereceksin? Ya sus be Eylül! Seni bu evde istemiyoruz, anlamıyor musun? Bu ev en başından beri Feride'nin evi. Bu kalacak benim evimde. Bu mu yatacak benim yatağımda? Eylül, Allah aşkına kes sesini. Bak artık seni dinlemek istemiyorum. Cüneyt benimle evli. Benimle! Ama siz onun yatağına başkasının girmesine çanak tutuyorsunuz. Ne diyorsun sen ya? Nasıl gurursuz bir kadınsın sen Eylül? Cüneyt seni bu evde istemiyor. Senden boşanmak istiyor. Senin yerine kadınlığından ben utanıyorum be. Kovulduğun evi nasıl geri dönüyorsun? Feride tamam, bu kadınla muhatap olma artık, tamam. Zamanında sen de kovuldun bu evden. Seni de kapının önüne koydular. Ama bak, şimdi tükürdüğünü yalıyorsun. Ben Cüneyt için buradayım. Beni seven adam için buradayım. En önemlisi de oynadığın oyunu bozmak için buradayım Eylül. Bu buldun babayı! Dana! Sakın! Yazıklar olsun sana. Seni düşürdüğün şu hallere bak. Kendi ayıbını örtmek için bana çamur atıyor. Beni iyi dinle Eylül. Bu insanların üzerinde hakkı çok. Bu aileyi dağıtmana izin vermeyeceğim. O yüzden buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum.
Tamam, sen çıkabilirsin. Sen bunu nasıl yaparsın ya? Nasıl yaparsın bunu? Kimse bilmeyecek dedim. Niye söylersin? Tamam, lütfen. Babacığım, ne olursun kendini yorma. Bak, iyi değilsin. Niye çağırdın onları? Niye çağırdın? Ben çağırmadım. Şahin o çağırmadı. Da sen bunu ne zamana kadar saklayacaktın? Baba, biz senin aileni sen niye böyle yapıyorsun? Hadi hepiniz çıkın. Çıkın, doktorla konuşacağım. Ben seni bırakmam, gitmem hiçbir yere. Ya çıkın dedim, çıkın, ben iyiyim, hadi. Hadi sadece konuşacağız doktorla. Hadi çıkın Sevgi, hadi. Bacım, ne olursun. Hadi kızım, hadi. Bahar, Sevgi anne, hadi çıkalım. Onu daha fazla üzmeyelim. Hadi kızım. Hadi Sevgi, bekleyin dışarı. Sen de duydun. Onları içeri almamak için elimden gelen her şeyi yaptım. Peki kim söyledi Sinan? He? Kim söyledi? Asıl şimdi hayatım tehlikede. Sadece benim de değil. Onların da hayatı tehlikede. Cesur bu işin peşini bırakmayacak. Ne yaptınız anlatın bakalım. Lan ne bakıyorsunuz yüzüme? O Şahin denen herif ölmezse onun yerine ben öleceğim. Hale bak. Şu rezilliğe bak. Eylül. Bak seni son kez uyarıyorum. Defol git bu evden. Hiçbir yere gitmiyorum. Eylül. Cüneyt! Cüneyt! Bir sakin ol oğlum. Ha? Kalk git buradan. Hadi! Cüneyt! Anne sen karışma! Burası Osman babanın da evi. Onun buna izin vereceğini hiç sanmıyorum. Evet. Burası onun evi. Ama bu da benim kalbim. Kimi seveceğime babam karar veremez, tamam mı? Bu evden senin yüzünden bir kere gittim. Bu bir daha asla olmayacak. Cüneyt! Anne sen karışma! Nazır abla, kapıları kapat. Allah kahretsin seni! Bırak oğlumu! Eylül, uzatma diyorum sana. Hadi git! Ah! Ah kolum! Ah! Ah! Eylül! Kolum! Kolum! Ne yapıyorsun sanıyorsun sen? Nasıl ya? Biz nasıl hiçbir şey anlamadık? Ablacığım, ağlama artık, ne olur. Ameliyat olması lazım. Ya bir şey olursa? Geç kaldıysan. İnsan niye böyle bir şey saklar ki? Ne dedin canım? Yok bir şey. Cesur beni öldürmekten vasiyetteki madde yüzünden vazgeçti. Eğer ben ecelimle ölmezsem o paralara konamayacağını biliyor. Bu durumu öğrenirse rahat durur mu sanıyorsun? Şahin, seni anlıyorum ama... Ve Bahar'ın uyumlu olduğunu öğrenirse sadece bana değil, ona da kıyar. Ne arıyoruz Cesur Bey? Şahin'den kurtulmak için işe yarayacak herhangi bir şey. Eğer Cesur'un öğrenmesini istemiyorsan bir an önce Bahar'la konuşmalısın. Yoksa gerçekten Cesur'un istediği olacak. Öleceksin. Şahin. Girin lütfen. Ne
Şahin Bey şimdilik evine dönebilir. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şöyle. Otur. Niye yapıyorsun bunu? Oyun mu oynuyorsun benimle? Oyun oynayan sensin. Hayatınla oyun oynuyorsun. Sana bunu yapamayacağını göstermek için buradayım başından beri. Çünkü sen öyle bir kız değilsin. Nereden biliyorsun? Eğer öyle olmasaydı, karşımda böyle titremezdin. Aynı o günkü gibi titriyorsun. Hangi gün? Patronuna haddini bildirdiğin gün. Oradaydım. Gördüm seni. Ne olacak şimdi? Ha? Olmadı işte, yapamadım. Bunu bile beceremedim. Kardeşimin hayatı tehlikede. Nasıl kurtaracağım onu? Ha? Söylesene. Eylül, iyi misin? Ha? Avukatı da geldi. Bana bak. Al götür bunu buradan. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Hadi biraz gayret et. Canım yanıyor. Sen nasıl bir adamsın be? Bu kadın hamile be, hamile! Yeter lan! Oğlum! Cüneyt! Cüneyt sakin ol! Sizi uyardım. Laftan anlamazsanız sonu bu olur dedim. Hiç mi vicdanın yok lan? Hiç mi vicdanın yok? Ulan bende vicdan mı bıraktınız lan? He? Lütfen sakin ol. Eylül gel içeri geçelim. Ah! Sancı girdi. Siz ne ayaksınız ya? Ha? Çok mu üzüldün Eylül için? Bütün avukatlar müvekkillerine böyle mi davranır? Oğlum, sen onun avukatı mısın, sevgilisi mi? Beş kuruş param yok benim. Babam da yok, kimsem yok. Ne yapacağım şimdi ben? Ha? Kardeşimi alacağını söyledin. Borcumu ödemezsem ona zarar vereceğini söyledin. Bana ne yaparsan yap. Ama ona dokunma. Yalvarıyorum sana, yalvarıyorum. Ona dokunma. Ona zarar verme. Yalvarırım sana. Bırak onu. İstediğin her şeyi yaparım. Tamam. Sakin ol. Beni al. Beni al. Bundan sonra yaşamayacağım zaten. Bu da benim mezarım olacak. Yalvarırım. Yeter ki kardeşime dokunma. Ona zarar verme ne olur. Günlerdir cehennemi yaşıyorum. Günlerdir. Ha ölmüşüm ha yaşamışım. Anladın mı beni? Bırak artık. Ne yapıyorsan yap bana. Yeter bırak. Ne istiyorsan yap diyorum sana. Ben şimdi sana sıcacık bir çorba da yaparım. İçini ısınır. Ben de sana domatesli pilavımdan yaparım. Sen çok seversin. Sağ ol kızım. Uyudu mu Yusuf? Ha, uyudu. İyi. Kız Allah razı olsun Gülsüm ile Sabriye'den görüyor musun? Vallahi anne ya Allah razı olsun. Onlar olmasa bir de Yusuf'ta aklımız kalacaktı. Sabriye de arada işe yarıyor Allah. Yarıyor da
Kız sen de az değilsin ha. Anam söylemediğini bırakmadın kadına, yok. Aralarını sen yaptın, yok bilmem. Ne yapayım canım, gözüm döndü ya. Kızım, benim gözüm annenden başkasını görür mü? Ya babacığım, ben o sırada ne düşündüğümü biliyor muyum ya? Seni öyle arka kapıdan girerken görünce benim nevrim döndü böyle. Ay kadına ne kadar ayıp oldu ya. Ama bir de katılmadığını düşünemeyeceğim şimdi. İyi tamam. Hadi git sen şey yap. Kıyma al da. Ben pilavın yanına köfte yapayım. Ben birazdan çıkar alırım. Yahu yapmayın böyle. Şımartmayın beni. Bundan sonra böyle Şahin Bey. Vallahi bak ağrını sızını saklarsan fena bozuşuruz. Tamam tamam, merak etme. Söz mü babacığım? Söz kızım, söz. Ya daha önce denedim diyorsun, olmamış. Ya şimdi de olmazsa? Olacak. Bu sefer olacak. En son ne zaman ameliyat olmuştunuz? Çok oldu. Cezaevindeydim. Sonra da uygun böbrek bulunamadı. Anladım. Babamın profesör bir arkadaşı var. Acaba diyorum bizim bu raporları ona da mı göstersek? Hayır hayır, olmaz. Yani gerek yok. Ben çok doktora ulaştım. Ezdim artık. Şimdi kendime Sinan'a emanet ettim. Ama belki... istemem dedim oğlum. Nasıl isterseniz. İftira atmakta üstünüze yok Cüneyt Bey. Ne zaman köşeye sıkışsanız bir şey buluyorsunuz. Şimdi de bunu buldunuz. Bana bak. Bizim de bir sürü avukatımız var. Onlarla konuşmak için bile randevu alıyoruz. Ya senin başka işin yok mu ya? Devamlı sen buradasın. Ha? Cüneyt yeter ama. Benim tek işim Eylül. Ama yanlış yoldasın. Sen kötü bir avukatsın. İşler bu noktaya geldiyse senin yüzünden. Feride'yi takip etmeler. Gizli gizli fotoğrafını çekmeler. Ne oluyor? Sen Feride'nin peşinden giderken suçlu değilsin yani, öyle mi? Avukatlık böyle yapılmaz. Avukatlığı senden mi öğreneceğim? Senin derdin ne lan? Ha? Çıkarın ne? Nasıl bir anlaşma yaptınız? En ufak bir şeyde bile buradasın. Lan iyi oldu be. Ben Eylül'ün avukatıyım. İyi. Söyle o müvekkiline, artık onu bu evde istemiyorum. Hadi çıkın gidin buradan. Hadi! Yine ne oluyor burada? Cüneyt beni evden kovuyor Osman baba. Babacığım. Kemal de seni düşündüğü için öyle dedi ya. Sen niye öyle kestirip attın ki? Yok be kızım. Ben hastalığımla sizi üzmek istemedim o kadar. Ben de neler düşündüm ya. Yani sandım ki işte o kadınla aranızda bir şey... Ben unuttum bile. Sen de unut. Kemal, sen babamın kusuruna bakma. O hastalığından dolayı asabi biraz. Önemli değil. Her şeyi iyice araştır, tamam mı? Durumu zannettiğimizden daha kötü diye korkuyorum ben. Tamam, öğrenirim. İyi de senin neyin var? Yoksa babam... Yok bir şey. Görüşürüz.
Ne oluyor çocuk? Ne evde atması? Anlat. Baba, Eylül'de ben de birbirimize zarar veriyoruz. Ben bu eve geri döndüğüme göre Eylül bu evden gidecek. Feridesiyle rahat rahat karıştırabilmek için beni gönderiyor. Eylül, doğru konuş. Ya bir susun. Ne Feridesi, ne karıştırması, ne oluyor? Feride bu evde benimle kalacak. Anlamadım. Sen hamile karını kapının önüne koyacaksan sevgilinle burada kalacaksın, öyle mi? Ben Eylül'den boşanıyorum. Benim hayatımda yok artık. Ama bunu bir tek o anlamıyor. Ben de anlamıyorum. Anlamayacak bir şey yok baba. Burası yıllardır Feride'nin eviydi. Şimdi evine geri dönüyor. Baba. Feride Cüneyt'in karısı olacaktı. Biz dünyanın en büyük hatasını yaptık. Kızcağızı kapının önüne koyduk. O zaman Eylül var mıydı? Yoktu. Şimdi her şey düzelecek. Eskisi gibi olacak. Osman baba neler söylüyor duyuyor musunuz? Tamam. 2 dakikanız var. Ya adam gibi bu evden çıkarsınız ya da ben sizi göndermesini bilirim. İyi misin? Bu ne? Yorgun düşmüşsün. Dinlenmen için bıraktım seni. Altında başka bir şey arama. Bu ne için dedim? Buradan gitmen için. Feride, ya rahat olur musun? Olamıyorum Cüneyt. Hadi için şunu da için. Sakinleyin. Ay bir çekip gidemedi baş belası ya. Ha, sülük gibi yapıştı cadı. Nazire abla, sen Feride'nin odasını hazırladın mı? Oho, çoktan hazırladım, mis gibi bile yaptım. Ya Cüneyt, annem bana çok kötü bakıyor. Bu böyle nasıl olacak? Feride, bir tek sana değil hepimiz öyle bakıyor. Hem babam o halde görünce dünyası başında yıkıldı kadıncağızın. Tabii be yavrum. Kadın ne dese he diyor. Zühre abla sana kıyamaz bir taneciğim, merak etme. Dayan be mavişim biraz. Dayanırım. Ama ellerimi bırakma. Bırakma. Nasıl giderim? Nereye giderim? Bunu nasıl söylersiniz? Eylül, Cüneyt'in gözü dönmüş. Bir sakinleşmesi lazım. Cüneyt'le konuşsanıza. İkna etsenize. Kızım, sen buradayken ben onu ikna edemem. İyice dellenecek. Eve döndü işte. Elimin altında. Ben bu işin böyle olmayacağını göstereceğim ona. Ama tek başına değil. Yılanı da yanında. Bu kız niye hala böyle yapıyor? Ben bir türlü inanamıyorum. Böyle yaparak metres diye resmen kabul ediyor. Tövbe tövbe. Biz bu sözleri söyleyecek hale mi gelecektik? Geldik işte. Sen de hala inanamıyorum diyorsun. Ne gör artık? Bu Feride tam bir baş belası. Kızım, sen de sakin ol. Ben çözeceğim. Hadi hadi, vakit oldu. Biz de gidiyorduk zaten. Eylül Hanım. Buyurun.
Kemal Bey'di değil mi? Evet. Sizinle Şahin Bey hakkında görüşmek istiyorum. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Şahin Bey zaten size her şeyi anlatmadı mı? Anlattı tabii. Yani eşimin içi rahat. Şahin Bey'in yüzü üzmemek için bir şeyler gizlediğinden kuşkulanıyor. Tam olarak neyi öğrenmek istiyorsunuz? En son ameliyatı kimin yaptığı, Şahin Bey'in neden iyileşemediği hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorum. Tabii. Her şey burada. Oturun lütfen. Sen dalga geçiyorsun benimle değil mi? Fikrimi değiştirmeden al şu parayı da git. Kardeşini de al. Bu şehirden gidin. Sen ciddi misin? Git dedim işte kızım. Git! En son ameliyatı cezaevinden çıktıktan sonra yaptırdı. Sonra mı? Şahin Bey önce demişti. O atlamış olabilir tabii. Belgeler önümde. Uzun yıllardır da operasyon geçirmedi. Peki, şimdi uygun böbrek sadece ailesinden mi sağlanıyor? Yani Şahin Bey bu yüzden mi ameliyat olmadı? Çocuklarını bulmayı mı bekledi? Hayır. Çocuklarını bulmasının hastalığıyla hiçbir ilgisi yok. Hatta çocuklarını bulduğunda tedavisine bile ara verdi. Ailesi onun için çok önemli. Başka hiçbir şey umurunda değil. Biz bunu bilmiyorduk tabii. Evet. Hem böbrek naklinde kan bağı olmazsa olmaz diye bir koşul yok. Hatta yakın zamanda bir donör bulundu. Ama işe yarayacak mı bilmiyoruz tabii. Şahin Bey de bu denemeler yüzünden biraz umutsuz. Henüz ikna edemedim onu. Peki dosyayı alabilir miyim? Yani diğer doktor arkadaşlara göstermek için. Maalesef mümkün değil. Hasta mahremiyeti diye bir şey var. Şahin Bey'in onayı olmadan hiçbir şey veremem size. Pardon. Efendim Sami. Bilmem. Yarın olabilir. Osman, iyisin değil mi? Çok iyiyim Züle, çok! Ya nasıl o kızın elinden tutar da eve getirir anlamıyorum. Delireceğim! Baba! Bilmem farkında mısın ama Eylül bu eve geldiğinden beri başımızdan bela eksik olmadı. Ha? Sen Eylül'ün gittiğine bu kadar üzüleceğine, Cüneyt evine döndü diye sevin. Kızım neye sevineyim? Herif metresiyle eve döndü be! Bizi düşünen insan bunu yapar mı? Rezil olduk. Bittik biz. Amcam bunu duyarsa yüzümüze bakmaz yemin ediyorum. Pes val. Baba vallahi pes. Kızım sen ne diyorsun? Biz bir aile şirketiyiz. İtibarımız 5 paralık oldu. Kimse duymadan bu mesele kapanacak. O elindeki kutu ne ya? Niye yapıyorsun bunu? Çünkü benim de kız kardeşlerim var. Sağ ol. Teşekkür ederim.
Kader pilava girişti de. Dur bakalım becerecek. Becerir benim kızım, becerir. Demek o yaralar ameliyat yarısıydı. Bütün kış dolaştın sokaklarda ya. Ben bilseydim bırakır mıydım seni hasta hasta? Canım karım benim. Sen yanımdasın ya. Ben iyi oldum bile. Ben biraz gecikeceğim. Şey Kemal, doktordan bir haber var mı? Henüz yok. Bahar, baban ne zaman gelmişti buraya? Geçen kış başı falandı herhalde, Kasım gibi. Tam hatırlamıyorum. Ne oldu ki? Hiç. Tedaviyi ne kadardır aksatıyormuş. Onu merak ettim de. Canım, ben arayacağım seni. O ne be? Biliyorum. Feride'yi bu evde istemiyorsun baba. Bana da kızgınsın. Ama benim aynı şeyleri duymaya tahammülüm kalmadı artık. Al bunu içine dök. Bağır çağır. Bana kız. Feride'ye öfkelen. Küfret. Ama bize değil. Zehrini bu kutuya akıt. Sonra da kapat ve kaldır. Bir daha da açma. Bırak orada kalsın. Baba bitsin artık. Ben sevdiğim kadınla evdeyim. Evimizdeyim. Bırak aile olalım. Mutlu olmamıza izin ver. Oğlum bak. Ya ben artık dinlemek istemiyorum, tamam mı? Ne söyleyeceksen bu kutuya söyle. Çünkü senin kurduğun her bir cümle benim buramı acıtıyor. İşin aslını öğreneceğiz şimdi Şahin Efendi. Kime bakmıştınız? Ya Bahtiyar Üzümcü burada oturuyor değil mi? Vallahi doktor diye geldinse geri dön kardeş. Diplomayı falan almışlar bundan. Yok yok, ben onun için gelmedim. Başka bir şey için geldim de. Nerededir şimdi? Nerede olacak? Evdedir. Sızıp kalmıştır gene. Anladım. Kapıyı çaldım ama açan olmadı. Ne yapacağız? Ev telefonu falan var mı sizde? Yok ama bende yedek anahtarı var. Ödür kalırsa diye arada bir bakıyorum. Benim onu görmem lazım. Zahmet olmazsa yardımcı olursan. İyi, gel. Kirasını da ödemiyor. Bugün yarın evden atarlar zaten. Bir daha gelsen bulamazdın. Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olurmuş. Çocuk avutur gibi. Bunu anlat derdini, seni dinlemiyorum. Baba, bak ben seni çok dinledim. Ama sen beni bir kere bile olsun dinlemedin. Tamam, sana göre hata yapmış olabilirim. Ama başka çarem yoktu. Baba Cüneyt haklı. Bir düşün. Oğlum, Feride bu eve senin sevgilin olarak geliyor. Ama sen Eylül'le evlisin. Bunu nasıl anlatırız millete? Sus Yüre. Kutuya anlat derdini. Cüneyt Bey seni dinlemez. Ha. Aha, sızmış kalmış gene. Haydi sana kolay gelsin.
Bahtiyar Bey. Bahtiyar Bey. Bahtiyar Bey. Sen kimsin be? Ben Kemal. Korkmayın. Diş için mi geldin? Yok. Sizinle Şahin Ayaz'la ilgili konuşmaya geldim. Osman Bey. Bir dakika. Siz bana sadece yiyecek içecek yiyecek vermediniz. Siz bana bir aile verdiniz. Biliyorum. Ne yapsam yaptıklarınızın karşılığını ödeyemem. Evet, hatalar yaptım. Sizi üzdüm. Ama şunu bilin ki ben Cüneyt'siz yaşayamam. O benim her şeyim. Biz Cüneyt'le tekrar aile olmaya karar verdik. Ama sizsiz olmaz. İzin verin kendimi affettireyim. Osman Bey, izin verin öpeyim. Feride'cim. Tabii bir anda çok fazla şey beklememek lazım. Sonuçta Osman Kozan. Konuşmamız lazım. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Git buradan. Birikmiş kira borcunuz varmış. Görevliyle konuştum. Eğer konuşursanız hepsini öderim. Bakın bu hayat memat meselesi. Muhakkak konuşmak zorundayız. Ne isterseniz veririm. O adam benim hayatımı mahvetti. Şu halime bak. Ne doktorluğum kaldı, ne de insanlığım. Neler oldu anlatın bana. Şahin Bey ne yaptı size? Onun yüzünden her şeyimi kaybettim. Şu hale bak. Siz onun doktoruydunuz. Ne oldu? Onu siz ameliyat ettiniz değil mi? Evet. 3 kez. Üçünde de uyum sağlanamadı. Donörlerden birisi hayatını kaybetti. Onun ısrarı üzerine mesleğimden oldum. 1 senedir de ne haldeyim? En son ne zaman görüştünüz? Hatırlamıyorum. Hadi biraz zorlayın. Bu çok önemli. Bilmiyorum ama en son Ekim ayında ameliyat ettim. İşe yaramadı mı? Hayır. Zaten Kasım'da da ortadan yok oldu. Nereye gitti peki? Kendine başka bir yol bulmuş.
Neymiş o yol? Aklıma bir şey geliyor ama o da Şahin için imkansız. Tamam, tamam. Söyleyin. Neymiş o? Söyleyin. Ancak birinci dereceden kan bağı olan birisi böbreğini verirse kurtulur. Önce olan şeylerden sonra Şahin'in tek şansı da bu. Ama o da imkansız. Çünkü Şahin'in çoluğu çocuğu yok. Oğlumuz bize geri döndü Osman. Onu tekrar kaybetmeyi asla göze alamam. Ben de bu yüzden susuyorum Zühre. Merak etme. Oğlumuz bir yere gitmeyecek. Cüneyt Efendi, o beslemeye bu hayatı zindan edeceğim. Bu evin kapısından girdiği güne lanet okuyacak, lanet. Kahve de kahveymiş ha. İsteyince nasıl da beceriyormuş benim kardeşim. Bugünkü başka ya. O ne demekmiş? Hani şey derler ya. Bir kahvenin hani 40 yıllık hatı varmış. Yani sen de benim kahvemi içersen şey olur belki. Sen hep bizimle ol, tamam. Kardeş, olacak zaten. Bunca yıl sonra bir araya gelmişiz. Yanımızda olmayacaktı, nerede olacak? Baban ne zaman gelmişti buraya? Şey, ya, geçen kış başı falandı herhalde, Kasım gibi. Tam hatırlamıyorum. Ne oldu ki? Zaten Kasım'da da ortadan yok oldu. Ancak birinci dereceden kan bağı olan birisi böbreğini verirse kurtulur. Bunca olan şeyden sonra Şahin'in tek şansı o. Ama o da imkansız. Çünkü Şahin'in çoluğu çocuğu yok. Demek bu yüzden geri döndün Şahin Bey. Ama buraya kadar.